Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hazırlamış olduğumuz PowerPoint dosyasını derleyip sunum haline nasıl getireceğimizi göreceğiz. Yani göndermiş olduğumuz kişiye bu dosyayı gönderdiğimizde düzenlenebilir sayfa şeklinde açmayacak ama otomatikman sunumu başlatıp normal izlenebilir hale nasıl getireceğimizi göreceğiz. Birçok kullanıcı bu dosya uzantılarıyla ilgili bu karıştırıyor. Bizim şu anda dosyamız üzerindeki uzantımız PPTX, yani düzenlenebilir dosya uzantısı. Biz bunu farklı bir formatta kaydedip sunu formatında değiştireceğiz. Bütün işlemlerimiz tamamlandıktan sonra dosya menüsüne tıklıyoruz. Farklı kaydet seçeneğine tıklıyoruz. Ofiste kısa yol tuşu F12'dir. Öğrenmenizi tavsiye ederim. Şu andaki formatımız PPTX, yani PowerPoint sunusu. Biz bunu değiştireceğiz ve PPTX şeklinde PPSX PowerPoint gösteri formatında kaydedeceğiz. Bu ne işe yarayacak? Hemen deneyelim. Aradaki farkı gösterelim. Gördüğünüz gibi aynı uzantılı, aynı isimli olsaydı zaten üstüne kaydetme uyarısı verecekti. Bu ikisi çok benzer durumda olsa da aslında aynı dosya değil. Bu bir sunu dosyası. Slide gösterisi yani. Hemen tıklıyorum. Gördüğünüz gibi. PowerPoint görüntüleyici de açtı. Otomatikman sunuyu çalıştırdı. Ama diğer dosyayı açtığım zaman, şu anda açık olduğu için açamayacağız tabii. Kapattım, tekrar açtım. PowerPoint açacak ve düzenlenebilir şekilde bana gösteri formatını değil de düzenleme aracıyla PowerPoint'in kendisiyle açacak. Yani ikisinin arasındaki uzantılar çok benzese de aslında aynı değil. Birisi düzenlenebilir dosya, diğerisi ise gösteri dosyası. Kafa karışıklığından sebep vermek istemiyorsanız karşıdaki gönderici kullanıcıya direkt PPSX formatına kaydederek gönderirsiniz. Çok daha iyi olacaktır. Peki PPSX dosyasını geldi. Biz tıkladığımızda PowerPoint dosyası olmasına rağmen direkt görüntüleyiciyle açıyor. Biz bunu düzenleyemiyoruz. Nasıl düzenleyebiliriz? Onun da kolayı var. Şu dosya kafa karıştırmasını kapatalım. Dosya menüsüne tıklıyoruz. Aç diyoruz. O dosyanın gördüğünüz gibi burada simgesi farklı zaten slide gösterisi olduğu için. Açıyoruz. Şu anda artık düzenlenebilir halde o dosyayı açmış olduk. Sürekli düzenlemeye devam edecekse dosya menüsünden yine farklı kaydet yapıyoruz. Bu sefer PowerPoint gösterisi değil de sunusunu seçiyoruz. PowerPoint sunusu düzenlenebilir düzeyde. Gösteri ise sadece gösteriye yönelik otomatikman çalışması için programlanmış olan dosya uzantısı. Sunumumuz da artık yayınlanabilir hale geldi. Yayınlama seçenekleriyle ilgili birkaç video daha hazırlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.